Şimdi Kılıçdaroğlu HDP'ye sahip, hayır HDP'ye sahip çıkmıyor. Bakın kime sahip çıkıyor? Bizim 4-19 Haziran 2021 tarihlerinde, künyesini söylüyorum, İstanbul genelinde 300 mahallede, 39 ilçede 168 anketörün çalıştığı bir anket yaptık. Yüz yüze anketler, hata payı da 1.3. Sorduk, Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyor musunuz diye. Beğeniyorum diyen %57. İstanbul'dan bahsediyorum. Ekrem İmamoğlu'na güveniyor musunuz diye sorduk. Güveniyorum diyen %56. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği hizmetler sizi tatmin ediyor mu? Tatmin ediyor diyen %56. Ekrem İmamoğlu'nun performansını iyi mi buluyorsunuz, kötü mü buluyorsunuz diye soruyoruz. Performansını iyi bulanların oranı %54. Önceki dönem mi daha iyiydi, şimdiki mi performans mı daha iyi? %53 şimdiki dönem performansı. Ekrem İmamoğlu itibarlı bir politikacıdır mı diye soruyoruz. %58'i itibarlı bir politikacıdır diyor. İstanbul. Şeffaf mı yönetiyor belediyeyi diye soruyoruz ki bu konuyla ilgili daha pek çok soru var. Bu desteklediği, bu söylediklerimi destekleyen. Şeffaf mı yönetiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni diye soruyoruz. %57'si evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şeffaf yönetiyor diyor. İBB hizmetlerinden memnun musunuz diyoruz. %60'ı memnunum diyor. Şimdi oy oranına da geleceğim. Bakıyorsunuz suratıma. Kim? Evet yani söyleyeceğim. Bu oy oranına neye da geleceğim. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul. Ne zaman bu araştırma? 4-19 Haziran. Biz her Haziran'da yapıyoruz bu araştırmayı. Yani tekrar ediyoruz. Bu ikinci senesi. Bir önceki seneye göre bir puan arttırmış bu arada oy oranını. Haziran 2021. Evet. Olumsuz haber yapılıyor mu Ekrem İmamoğlu hakkında diye soruyoruz İstanbulluya. İstanbul'un %62'si Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz haber yapılıyor. Evet. Önemli. Yani, şimdi bu önemli bir oran. Bakın 2019'da %54 aldı Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. 2021'de %56'ya çıkartıyor oylarını. 2 puan da yükseliyor. İşte Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başarılı, bu şekilde başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı koruyor. HDP'yi korumuyor. Bir daha bunun altını çizmek lazım. Yani İstanbul'da da herhalde çok yüksek oranda HDP'li yok. En son belediye başkanlığı seçimlerinde aday soktukları ve çok da önemli bir aday soktular. %4 aldı HDP İstanbul'da. Yani öyle tahmin edildiği gibi yüksek bir oy değil diyorsunuz. Evet yani %4 aldı işte HDP. Yani aday HDP'nin oyu %4 mü diyorsunuz? Evet %4.4 aldı HDP. Aldı değil yani sizin şeyiniz ne? Bir önceki seçimde. Bu hangi seçim %4? Sarıgül'ün girdiği seçimde. %4 aldı HDP. Sarıgül girdi CHP'den. Yok %4 aldı. 9 muydu? Yok yok tarihi şey bak 2014. 2014 seçimleri galiba. Evet 2014 seçim. 2014. En son o seçimde gösterdi HDP İstanbul'da. Demirtaş'ın aldığı oy neydi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. O Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yani belediye başkanlığı seçimi yok, söyledim yok, hocam. Yok yok yani neydi? %14'tü. %10'du değil mi? Türkiye genelinde %14. İstanbul'da iyi hatırlıyor muyum? İstanbul'da da %14. O civardaydı. 13-14 civarındaydı. Şimdi ama yani o seçimde partisi %12 aldı. 12. Şimdi bizim 11,5 hatta. Murat Bey sıkıntımız şöyle, özür dilerim sözünüzü kesmiş olacağım da, hadiselerin hepsini aynı kapta tartışıyoruz. Aynı hadise gibi yani. Siyasi sorun, siyasi hadiselerle adli hadiselerin hepsini birbirine böyle karıştırmamak lazım. Hak veriyorum size. Girift bir hal alıyor. Sanki yani işte hukuk mesela, her şeyin ama, önünde ama olmalı. Tabii ki ben şunu anlatmak istiyorum. Ama Başbuğ Bey, bakın kimse bu soruşturma, bu teftiş yapılmasın demiyor. Hiç kimse demiyor. Yapılsın nasıl demiyor diyorlar Murat Bey, kumpas deniyorsa bir teftişe yani, yapılsın da mı deniyor aynı anda? Bu nasıl bir şey? Deniyor. Yani? Hayır. Yani şimdi, hem kumpas diyoruz diyorlar değil mi? Bakın. İki şeyi birbirinden ayırıyor. Bir neyi şey, mesela? Orada ben anlayamadım. Bana bunu biri... Hemen bir, mesela Başbuğ Bey diyor ki kumpas dediğiniz şey sahte belgelerle olur. Evet. Yani burada kumpas ne? Evet. Diye bakın, soruyor. Birisi benim hakkımda ben kendime bütün noktaları yine çeviriyorum. Benim hakkımda bir şey söyledi. Davalık olduk. Evet. Ben de dedim ki ben böyle bir adam değilim. Bu bana kumpas kuruluyor dedim. Evet. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun
belediye başkanı için kendi belediye partisinin ve ittifakının çok doğru söylediniz. Yani evet. ittifakın belediye başkanı için evet. Söylediği şey bana göre benim algılamam kumpas. Nasıl bu ya koruyor. Nasıl korumasın? Ya, yani şu belediye biraz evvel size tarif ettiğim belediye başkanı niye korumasın? Şeyler, kumpasın delili ne? Ya bakın, insan kumpas dediği zaman ortaya koyar ya kumpas Büyükşehir olduğunu. Belediye başkan. Ama bakın, şunu demek varken niye kumpas diyeyim ben? Böyle iddialar varsa araştırsın. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Çok yakın siyaseten de takip ediyoruz. Terörist bulunduğunun delili ne? Baştan kabulleniyorsunuz. Hep beraber göreceğiz. Ya, abi, ya, onu da göreceğiz ama. Ya, kumpası da göreceğiz. Yani sonuçta birisi bir tez atıyor, ötekisi antitezini söylüyor. Birisinin tezinde doğruluk arıyoruz. Ötekinin antitezinde topyekün yanlıştır diyoruz. Bunların ikisinin sentezinden bir şey çıkacak ortaya. Hukukta tamam işte. Böyle bakıyor. Burada Ekrem İmamoğlu mağdur pozisyonunda olup ya da işte mesela Şamil Tayyar'ın dediği ya, gibi. Yani Ekrem İmamoğlu'nu daha yükseltiyor mu? Ya yani bu yeni bir anket yapmadınız bildiğim kadarıyla ya şu anda. Önümüzdeki sene Haziran ayında yapacağız, paylaşırım sizin burada. Çok bu konuda tecrübeniz var. Yani önümüzdeki bir şey söyleyebilir miyim? Bakın Kılıçdaroğlu net söyledi. Spekülasyona gerek yok. Dünkü konuşması.